Şimdi selamlama konuşmalarını yapmak üzere Muhafazakar Düşünce Dergisi kurucu genel yayın yönetmeni Sayın Serhat Buhari Baytekin'i kürsüye davet ediyorum efendim. Kıymetli hocalarım, değerli yazarım, basınımızın kıymetli mensupları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Enderun'un ev sahipliğinde Muhafazakar Düşünce Dergisi tarafından hazırlanan sempozyumumuza hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirlerimiz, bugün Muhafazakar Düşünce Dergimizin 7. sempozyumu olan Şehadetinin 100. yılında Said Halim Paşa sempozyumu için bir aradayız. Muhafazakar Düşünce Dergisi olarak yılın her sayısını bir düşünce insanına ayırmaya çalışıyoruz. Ardından da bir sempozyum gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugün de burada düşünce dünyamızın önemli isimlerinden Said Halim Paşa için bir araya geldik. Kıymetli misafirlerimiz, 20. yılına az bir süre kala Muhafazakar Düşünce Dergisi 3. kuşak yönetimiyle yoluna devam ediyor. Dergimiz bu döneme 62 sayı sığdırdı. Klasik bir akademik dergi dışında bu tür sempozyumlarla da okuyucularımızla buluşuyoruz. Dergimizle ilgili ayrıntılı bilgiye web sitemizden ulaşabilir veya sosyal medyamızdan dergimizi takip edebilirsiniz. Kıymetli misafirlerimiz, bundan 7 yıl önce yine bu salonda gerçekleştirdiğimiz bir sempozyumda kıymetli hocamız Hüsamettin Arslan hocamız tebliğine atıfla birkaç şey söylemek istiyorum. Hoca Nietzsche'nin kendin ol ifadesinin çok önemli olduğunu her zaman vurgular. O sempozyumda da açılış konuşmasını yaparken bunu altını çizerek söylemişti. Peki ne demektir kendini olmak? Daha da önemlisi hızla globalleşen ve dijitalleşen dünyamızda kendimiz olarak kalmak mümkün mü? Bu soru muhafazakarlar için dün olduğu gibi bugün de hayati ve varoluşsal bir sorundur. Bu ülkede muhafazakar olmak kendi olmaktır. Bu ülkede muhafazakar olmak kalbi yaralı olmak demektir. Hoca bunu 100. yılını idrak ettiğimiz İstiklal Marşımıza atıfla söylemişti. Ona göre korkma diye başlayan İstiklal Marşımız imparatorluğa yazılan bir ağıttı. Bütün muhafazakarlar da bu ağıtı kalbinde sonuna kadar hissetmeliydi demişti. Evet, muhafazakarların kalbi yaralıdır. Ancak kalbi yaralı muhafazakarlar bugün bağımsızlık mücadelesi veren bu ülkenin yaralarını sarmada, onu ihya ve inşa etmede en sağlam, en güvenilir aktörler olmuşlardır. Olmaya da devam edeceklerdir. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, geçen ay kaybettiğimiz diriliş düşüncemizin amentüsü Sezai Karakoç'u, kıymetli hocamız Hüsamettin Arslan'ı, medeniyetimizin ve kültürümüzün tüm kutup yıldızlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli misafirlerimiz, teşrifleriyle sempozyumumuzu onurlandıran kıymetli hocamız Mustafa Şentop hocama çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz sempozyum konusunu ilk açtığımdan itibaren kendilerinin kıymetli önerileriyle sempozyumumuz şekillendi. Sempozyumumuzun, tebliğler kitabımızın ve dergimizin özel sayısının editörleri Vahdettin Işık hocama ve Yunus Şahbaz'a çok teşekkür ediyorum. Birçoğu İstanbul'dan gelme nezaketi gösteren kıymetli hocalarımıza, bizi dinlemeye gelen dostlarımıza, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ayrıca tek tek teşekkür etmek istiyorum. Son söz olarak geleneğe atfedilen dergimizin 3. sayısında Halis Çetin hocamızın gelenek makalesine atfederek motomuz ile kıymetli hazirunu selamlıyorum. Kadim bilgeliğin yolculuğu devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Sayın Baytekin'e teşekkür ediyoruz.